Tülin, gel bana o ayraçları nereye koydun? Onu bir göstereyim. Arkayı mı döneyim? Şöyle. Arkayı döneyim. Şimdi bir şuraya bir de şuraya. Ayraç şöyle koyduk. Ayraçları oraya koyduk ki oradan kolu yapacağız. Oradan öyle kol mi açılıyor? Evet. Evet. Şu şekilde. Oralara koyduk. Bakın önlerde böyle. Ben şunları çok severim. Şallarda kullanırım. Sen de kullanmışsın. Seviyorum ben de. Evet. Evet, bakın bunlar da çok güzel böyle düğme, şalla, pek çok şal, elbise, her şey için kullanabilirsiniz. Bu aynı zamanda Derya Hanım, kolları yapmadığımız zaman bu şekilde yelek olarak da kullanılıyor. Gel getir giyelim de iyice anlaşılsın yaptığımız diye. Yani bu kolları yapılmamış hali. Bu da çok güzel kullanımlı. Tabii tabii. Hatta ben bir de şöyle bir şey yapacağım. Buna benzer bir hazır yeleğim vardı. Onun için bunu farklılaştırmak için kol olarak tam bu renk bir tül kullanacağım. O tülden güzel kol yapacağım şimdi mesela. Çok şunu biz oradan buradan şöyle bir tutalım. Buradan da tutalım. Şöyle. Bakın, gerçekten dümdüz bu çok işe yarayan şurada bir bilgi var. Evet. Biz şuradan başladık. Tülin ayraçları bir buraya bir buraya mı koydun? Evet, bir şuraya bir şuraya. Evet, bakın 22 sıra ördük. Evet, kare sonra olarak hiç dikişsiz oluyor. Koca bir dikişsiz şal gibi. Ve bunun ister enini biraz daha fazla örerek daha dökümlü yapabilirsiniz. İster şu yaka kısmını daha kısa uzun yapıp ya da uzun devrik yapabiliriz. Boyunu daha uzun ya da kısa yapabilirsiniz. Evet, şimdi bu ayraçları koyduğun yerden itibaren... Şimdi Füsuncu, seni çok yordum ama iyice kafamızda mantıken oturursa, şimdi kolu nasıl yapacağım burada? Şimdi şöyle, şimdi köşeyi örüyoruz, normal hanım dilendi köşesi şeklinde onu tamamlıyoruz. Evet. Köşelerde 3 zincir çekiyoruz, aralarda 2 zincir ve trabzanlarımız da üçlü trabzan. Süper. Orada aşama aşama fotoğraflarını hazırlamıştım ben. Tamam. Şimdi şöyle Derya Hanım, köşeyi ördük. Tamam. Buradan buraya kadar hiç örmeden sadece zincir çekeceğiz ve buraya kadar geleceğiz. Hadi çek, bu koyalım. Bir şey kolu oluyor. Açıyoruz şu anda. Çok mantıklı, kol çok güzel. Kol zinciri de şu şekilde 65 zincir olacak. Bunun sebebi de şu. 13 tane üçlü trabzan atladığımız için 13 çarpı 3 39. Aralarda da 2 zincir olduğu için 25 65 zincir olacak toplam. Ay pıcır pıcır maşallah. 3, 4, 5, vallahi çok 6, güzel. 7, Füsuncum. 10, 11, 12. Kaç tane çekiyoruz? 17, 18, 19, 20. 65 zincir. 20 oldu. Evet. 25, 29, 30. Burada zinciri biraz seyrek çekmek lazım. Çünkü üzerine batacağımız için. 31, 32, 33. Çok sıkı çekmeyin diyor Füsun Hanım. 40, 41, 40, 40, 42. Sen telaş etme, 43, onu çek. 43, 60 45, tane çekilecek. 43, 43. Şu hırkaya yaptığı detayı görüyorsunuz. Çok güzel. Bunları öğrenmek istiyoruz Füsuncuğum. Hazırlık yap. 65. Yapalım. Şu başka bir rengi onun. Evet. Bakın. O da daha değişik bir stil. Çok güzel. Hazırlanmış bunlara sürekli şey. Şimdi 65 zincir çektim. Direkt buraları atlıyorum ve şu ayracı koyduğum yerden dolgu yapmaya başlıyorum. Aşağı doğru gidiyorsun şimdi. Evet. Dönüşte bunun üstünü dolduracağım. Evet, dönüşte dolduracağım. Şimdi buradan gideceğim şuraya kadar. Bir dakika. Biraz daha Erkan. Şimdi burada kolu şimdi dolduracak bunları. Gelecek, burayı köşeleri yapacak. Öreceğim. Gelecek. Buraya kadar. Burada da gene 65 zincir çekip burayla birleştireceğim. Mükemmel mantık değil mi? Evet, çok yani basit. Ben mantığını anlamadan... Hani bir şey çünkü örgüleri aşağı yukarı biliyoruz. Evet. Çok güzel bir şey. Evet. Bu anlattım. Kol ayrımını isterlerse daha dar ya da daha geniş de yapabilirler. Yani, tabii. Yani o zevke göre değişir. Şu nedir tığını alırsan Füsun oradan. Hı-hı. Biraz çek ipliğini. Yani bu nedir tut şuradan. Bu. Aynen oradan girecek. Bak şimdi orası sırtıma gidiyor. Evet. Burası da benim. Aha. Geçen gün biz de buna benzer bir şey yaptık. Evet. Farklı bir mantıkla yaptık biz. Evet.
şunu görebiliyor muyuz Erkan, şurasını? Bakın. Şimdi kol şurası. Buradan sonra kolu böyle döne döne örülecek. Evet. Ve hiç dikişsiz olacak. Hiç dikiş yok. Evet. Füsun, çok güzel anlattın şu mantığını. Gerçekten. Teşekkür ederim. Süper. Şimdi buradan dolduracağım. Köşeni yapacağım. Böyle geleceğim. Evet. Ve buradan buraya 65. Buraya. Yok. Buradan buraya kadar öreceğiz. Buradan buraya 65. Tabii şunun simetriği olacağı için. Doğru. Süper. Sonra yaka boyu istediğimiz yüksekliğe gelene kadar şurası şuradan yaka, burası onu. Etek ucu. Evet. Bir dakika, artık onu yana alalım. Tamam. Şunu koyalım buraya. Hı-hı. Koy canım. Şimdi evet. Kolu yaptık. Bakın şöyle. Kollar burada çıktı. Şurası yaka olacak. Öyle orası mi? Aşağısı. Tamam. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi burası yakayı kaç yaptın? Kaç sıra yaptın şimdi sen? Şimdi bir karış falan yani onu saymadım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 sıra. Yani bu kolu açtıktan sonra 20 sıra daha ilave ederek kare şeklinde ördük. Ördük. Daha sonra yaka istediğimiz yüksekliğe eriştikten sonra sadece yakayı almadan, yani bu altı da örüyoruz. Yine tabii, biz kare örüyoruz. Şöyle döne döne gidiyoruz. Evet, kare örüyoruz. Evet, sonra nereye takıyoruz şeyi? Şuradan itibaren bu sefer şöyle gidiyoruz. Yakaya hiç dönmeden şu şekilde. Gidiyoruz, geliyoruz. Geliyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Aslında bizim ördüğümüz şeyle mantık aynı. Model de benzer bir model. Evet. Ama ikisi farklı. Biri yuvarlak oluyor, birisi böyle. Bu dikdörtgen. Kareli. Evet. Sonra bu şekilde yaparken etek ucu istediğimiz uzunluğa eriştikten sonra onu da bırakıyoruz. Artık sadece ön kısımları bu şekilde gidip geliyoruz. Şu sonra şekilde. Bu öne gidip geliyorsun. Evet, sonra o öne gidip geliyoruz. Sonra kenar süsünü yapıyorsun. Evet, istenirse hırka haline getirmek için şuradan tığımızı takıyoruz. Üçlü trabzanları aynen döne döne nerede şeyimiz? Devam ediyoruz. Buradan gösterelim kolunu. Kolunu da buradan gösterelim. Bundan. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi. Evet. Sonra da yine aynı modeli. Bu sefer böyle aşağı doğru gidiyoruz. Döne döne şöyle. Kolda da dikiş yok. Yok, hiç dikiş yok. Hiçbir yerinde dikiş yok. Güzel değil mi yurdun? Evet. Ve her bedene çocuk, genç, iri bedenler, minyonlar her bedene olabilecek bir model. Yani burada aslı olan çocuğunuzun ne dedin şuradan şuraya. Çocuk. Evet. Küçük çocuk. Yaptık hanım dilendiği, büyüttük, büyüttük. Evet. Çocuğun buradan burasına ölçüyoruz. Evet. Veya biz daha iriyiz, daha küçüğüz. Evet. Neyse evet. Ne. Şuradan şuraya. Yani ölçü o zaman çok güzel oturduğunu düşünüyorum. Evet. Bu senin sana göre evet. Aslında bir tık bana küçük mesela. Size küçük geldi. Bir tık küçük. Evet. Buyurun. Yani tabii ki yani sadece hanım dilendi olması gerekmiyor. İstediğimiz örneği uygulayabiliriz bu modelde. Rengarenk yapabiliriz. Çok güzel yani bir mantığı burada var. Burada önemli olan mantık. Yani evet. motif de yapabiliriz. Yani her senin bluzunu da görecek miyiz burada? İsterseniz. Vallahi çok güzel olmuş bir şöyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu da çok hoş değil mi Yurda Onur? Çok güzel olmamış mı? Teşekkür çok, ederim. Çok güzel sağ olun. Olmuş. Kaç çok tane dersin. Motif ördün bunu? Bunu bayağı oluyor. Yaptığında. Yani yüzün üzerinde. Yüzün üzerindedir. Çok beğendim. Teşekkür Gerçekten ederim. Çok beğendim.